gelişmeden devam ediyoruz. Şu an Kocaeli İzmit'te Kandıra'dayız ve Kandıra Havuzlu Bahçe Kafe'nin sahibi Nuri Sadıkoğlu ile beraberiz. Nuri Bey, hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah bir günlerimizi aratmasın. Amin inşallah efendim. Nuri Bey, öncelikle izleyenlerimiz için bize kendinizden bahseder misiniz biraz? Aslında Rizeliyim. 30 sene İstanbul'da bir esnaflık hayatım oldu. Hep kendi işimi yapmaya gayret ettim. Şimdi nasıl kısmet oldu? İşte 4 sene önce yani böyle bir işe tevessül ettim. Artık iyi mi ettim, kötü mü ettim, bunu zaman gösterecek. Evet. Ama yaptığımdan hiç pişman değilim. İyi bir şey yaptığımı inanıyorum. Şu an gördüğüm izlerimde yani iyi yaptığım işaretleridir. İlk başlarda sıkıntı çektim. Fakat şu an sağ olsun çevre, yani ilgisi, alakası her geçen gün artıyor. Biz de o yani güvene layık olmaya çalışıyoruz. Yani onların ilgisini, alakasını boşa çıkarmamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Çok iyi. Şimdi Nuri Bey, mekanımız çok güzel. Hem bahçesi olsun, hem iç mekan olsun. Bir de merkezi bir yerde Kandıra'da. Öyle diyorlar. Artık ne kadar yapabildik, ne kadar becerebildik, onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Halkın takdirine bırakıyorum. İnşallah izleyenlerimizin takdirine kalmış bir şey ama gerçekten bahçesi olsun, yeşillikleri olsun, böyle Kandıra'nın tam ortasında nezih, güzel bir mekan burası. Peki bu işe nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz Nuri Bey? Bize bundan bahseder misiniz biraz? Çok iyi. Ani oldu desem yeridir. Bir de büyük şeyde yani çok sıkılmıştım, bezmiştim. Yani emeklilik dayattım yani hem çoluk çocukla bir arada, yani hem iş ortamında hem bir arada geçirelim düşüncesiyle böyle bir işe tevessül ettim. Hep de hayalim değildi yani böyle yeşillik, botanik bahçesi, daha da büyük bir yer düşünüyordum. Fakat ancak gücümüz buna yetti, bu nasip oldu. Çok da güzel olmuş. Evet. Şimdi ben öncelikle kafenizden bahsetmek istiyorum. Burada kahvaltı var. Şimdi kafe değil artık. Ben kafe tarzından ayrı. Yani burası yani pide, lahmacun, pizza, işte mantı, sabahleyin kahvaltı ve fast food tarzında yani birkaç yiyecek çeşitimiz vardır. Yani yaptığımız yeni şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani bunun haricinde dışarıda bahçemiz olduğu için yani bir aile çay bahçesi olarak anılmasını daha çok istiyorum. Evet. Yani belirli bir kesime değil, bütün halkı kucaklayarak yani herkesin birbirine kaynaşacağı, yani ailesini, çocuğunu alıp getirip oturabileceği, yani hem yemeğini yiyip hem çayını içebileceği, sohbetini edebileceği, yani açık ve kapalı yerlerimizde yani vakit geçirebileceği bir yer olmasını istedim. Artık ne kadar başarılı oldum, onu da siz zaman içerisinde dönüşüyle göreceğiz. Evet, doğru. 7'den 70'e herkese hitap eden bir mekan olmuş. Yani. Evet, kesinlikle. Bu kahvaltılarınızda organik ürünler kullanıyorsunuz sanırım. Elimizden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar kaliteden taviz vermemek kaydıyla. Yani faturasız mal girdisi olmaz kesinlikle. Yani kalitesiz mal almam. Yani çünkü bu hizmet sektörü, gıda sektörü. Evet. Yani bir gelen bir daha gelsin yani. Yani bir kişiyi bir sefer ağırlayıp yani gönderip bari memnuniyetsizliği yani benim de işime gelmez. Tabii ki. Yani esnaf olarak da yani esnaf ahlakı da hani bu değildir. Yaptığın şeyi düzgün yapacaksın. Takdiri halka bırakacaksın. Evet, doğru. Onun dönüşü zaten kendiliğinden olur. Evet. Bir nevi aile şirketi gibi bir şey diyebiliriz buraya, değil mi? Yani, ailenizle yani beraber. Yani eşim ve yani iki çocuğum, yani büyük olan yani bir çocuğum daha var. O İstanbul'dadır, kendi işiyle ilgileniyor. Hani orada da bir takım yani 30 senemizi verdiğimiz bir muhitimizdir. Yani bir ayağımız orada oldu senesedik, orayı da kesmedik. Ama işte yani şu an hayatımdan memnunum. Yani eşimle, dostumla, yani iki çocuklarımla bir aradayız. İşte sabah açıp akşam kapatıyoruz. Mümkün olduğu yani dikkati gösteriyoruz azami derecede. Evet.
Yani bu şekilde olmasaydı bu duruma da gelmezdi. Evet. Daha da ileriye gitmeyi de yani konuşamazdık. Yani, doğru, haklısınız. Yani şu an yeterli değil tabii ki. Daha da ileriye gidecek inşallah. İnşallah. Zaten çok temiz gördüğümüz kadarıyla hijyen konusuna da çok dikkat ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Öyle olması olmasa. Evet. Çünkü bu insan sağlığı, yani, bahsettiğiniz gibi yani, gıda çok önemli yani, bir sektör. Yani hizmet sektöründe o işin olması olmazıdır. Kesinlikle yani ki önce göze, sonra damağa, sonra mideye. Evet doğru. Kullanılan ürünlerin kalitesi ve az önce sohbetimizde de bahsettiğimiz gibi hani kendi gönül rahatlığıyla yiyemeyeceğiniz hiçbir şeyi buraya sokmuyorsunuz. Kesinlikle kimsenin sofrasına, masasına getirmem yani. Bir insan evinde ne kadar rahat edecekse o kadar rahat edebilecek bir ortam hazırlamaya gayret ediyorum. Yani hiçbir şeyden de kaçınmam. Yani kaliteden kesinlikle taviz vermem. Yani bunu bir reklam amacıyla kesinlikle söylemiyorum. Yani bunu bir söyleşi olarak da kesinlikle algılamayın. Yani yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır, ispatıdır. Peki, geleceğe yönelik farklı şeyler düşünüyor musunuz? Zaten yapılabilecek her şey bir nebze de olsun yapılmış ama geleceğe dair hani şunu da yapacağım planlarım arasında var dediğiniz bir şey var mı? Zaman içerisinde yani kendiliğinden olması gerekenler zaten yapılacaktır. Yani çok da yani yapılacak pek de bir şey kalmadı. Yani ne olur bundan sonra çevreyi daha da güzel bir hale getiririz. Hani ortamımız, yerimiz çok geniş olduğu için yani bölmeler de fazla, bölümler fazla. Yani biraz daha dizaynı değiştirip yani güzellik ve işte çiçek, yeşil bu 10 plana çıkabilir. Hani kalite hususunda pek yapacağımız daha fazla bir şey yok. Çünkü yani son noktadayım. Evet, zaten az önce de bahsetmiştik. Bahçemiz çok güzel, yemyeşil her yer. Özenle sanırım şu an, yapılmış. Şu an daha yazın, yani baharın başındayız. Yani hı hı. Bu ileriki günlerde çok daha farklı olacak. Hı hı. Çünkü malumunuz kıştan çıktı. Evet, doğru, haklısınız. Peki, bizi izleyenlere söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Nuri Bey? Yani, söylemek istediğim, herkesin burayı en azından gelip görmesini isterim. Hani yevmeyi ve övmeyi yani gördükten sonra, bir hizmet aldıktan sonra yapmasını tavsiye ederim. Çünkü görmeden bir şeyi yani ki ne iyi olduğunu ne kötü olduğunu söyleyemeyiz. Yani görürsek hani gördüğümüze yani duyduğumuza değil gördüğümüze inanırız. Evet. En azından daha doğrudur diye düşünüyorum. O zaman izleyenlerimize şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yolunuz Kocaeli'ye, İzmit'e düşerse, Kandıra'ya gelirseniz mutlaka havuzu bahçeyi ziyaret edin. Buranın en azından bir çayını içip Nuri Bey'le tanışma fırsatınız olsun. Misafirim olurlar her zaman. Baş tacı olurlar. Kesinlikle çok misafirperversiniz. Ben ekibim ve kendim adına da teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim efendim. Geldiğiniz için, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Çok sağ olun. Bahçe Kafe'deydik. Bir başka sektörde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.